20'de saat burası doludur. Buralar hepsi bomboş. Yani sürekli meskek haline geliyor işte. Buranın o bizim yürüdüğümüz öbür evet, tarafı evet, değil mi? Bak şurası aynı öyle başlar. Burası da boş. Burayı futbol sahası. Yapsın inşallah ya. Kentsel dönüşümü içerisinde buralara çok güzel yerleşim alanları, yani parklar, futbol sahaları olabilecek projeler var. Biraz daha sabır, inşallah o hayalleriniz gerçekleşecek. İnşallah. Eyvallah. Başka çaremiz yok. Güzel bir forma yani. Gerçekten. Burayı aynı öyle yaptım. Kaç sefer kaynak yaptım, kırdılar. Bunlar da eskan olmuş. Sizden dinlediğim dertleri, sıkıntıları birebir vali beye bunları söyleyecek. Çok iyi bir valimiz var. Buna duyarlı olduğunu evet, bildiğim bir validir. Gereğinin de bir an önce en ivedi bir şekilde en azından o alanları da o alanları da aynen şu şekil yapmayı istiyoruz değil mi? Evet. Yıkıp yani evet, sabah yaşanmayacak bu, yerlere. Burası temizlendi, bak temizlendi şurada. Yaşanmayacak bir iki ay önce burası temizlendi evet. Başkanım. Tamam. Şu an şu bunu... şekilde iyidir. Ama şu karşıda gördüğünüz bütün hepsi boşluk başlamış. Evet. Hepsi boşluk. Buradaki adam artık evde yatamıyor. Yani iki yatamıyor. Şu camları başkanım niçin koymuş? Tırmanmasın. Yani, evet. Bozmasın. Evet, evet. Evet. Bu tarafa durmayın. Da halkımız adına sayın valimizle, belediyemizle, emniyetimizle sizlerin sözcüsü olarak inşallah elimden ne geliyorsa yapacağım. Siz başta bundan müsterih olun. Allah razı olsun. Sizin makul olan istemlerinizi sayın valimize ileteceğim. İnşallah en yakın zaman içerisinde ivedi bir şekilde bir an önce gereğinin yapılacağına inanıyorum. Ben bunu tekrar halkıma söylüyorum. Güzel bir vali. Çok iyi niyetli, ehli imandır. Onun da bu konu hakkında çok hassas olacağına inanıyorum. Yok, hassas. Gerçekten dertlerinizi dinleyip ve bir an önce derman olacağına inandığım bir valimiz var. Sizlerin aracısı ve sözcüsü olarak ben bizzat kendim ziyaret edeceğim ve bu tür dilek arzularınızı kendisine ileteceğim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim başkanım. Amin. Göremediğim bütün mahalle sakinlerine selam saygılarını aleyküm iletiyorum. Rabbim hepimizi, hepimizi koruyun. Allah sizden korumasın. Razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Şu an gördüğünüz gibi bizim mahalle berbat şekildedir. Bu hırsızlar yüzünde, bu madde kullanılan yüzünde, esrarcılar yüzünde. Böyle bir şeye gelmiş ki mahalle olarak son iki ay içerisinde en azından 50 hane benim mahallemde gitmiş. Bunun sebebi de işte bu serserilerdir. Can güvenliği yoktur adamların. Çoluk çocuğu bununla da herhalde bu işlere bulaşacak bundan sonra. Mecburiyetten dolayı kimisi fakirdir, kimisi yokluktan buraya gelmiş. Ne yapacak? Çoluk çocuğu için mecburen buradan kaçıp gidiyor. Hani böyle giderse sokaklarında olduğu gibi boşalacak. Ne hale gelmiş? Bu 20 gün önce bu boşaltılmış bir evdi. Aile oturuyordu burada. Aile ne yapsın? Mecburen boşalttı. Gidiyor işte her boşalttı. Her bu şekilde bu hale geliyor. 2 gün içerisinde bu hale geliyor. Benim şu an 2 tane evim var burada. Hem ben oturuyordum hem kardeşim oturuyordu. Yani can güvenliği yüzünden biz mecburen boşalttık evimizi. Çoluk çocuğumuz için ne yapacağız? Mecburen boşalttık. Bunun takipçisi olacağız ve ta derdinize derman buluncaya kadar da biz de sizlerle birlikte olacağız. Allah razı olsun başkanım. Rabbim teşekkür yer yardımcınız. Yok dostla maçıyorsunuz. Arkadan gelmiş. Taziye evidir, Allah'ın evidir. Herkesin kullanacağı bir yerdir. Hepimize lazım olan bir yerdir. Bunu bir de gelip söyleyeyim.